Malumunuz Şanlıurfa cezaevinde çok trajik bir hadise cereyan etti. Vahim bir hadise. Cezaevinde 13 insanımız, 13 vatandaşımız diri diri yanarak can verdi. Burada yetkililer cezaevi sorununa bir an önce el atmaları gerekiyor. Ve bugüne kadar cezaevlerindeki sıkıntılar, mahkum yakınlarının şikayetleri, dilekçeleri hiçbir şekilde kale alınmadı. Özellikle Türkiye'nin cezaevi politikası, şu anki mevcut uygulama insani değildir. İnsani hiçbir şey bağlandırmıyor. Cezaevlerinde bulunan tutuklu ve mahkumlara bakış açısı şudur. Siyasi mahkumlara, genellikle cezaevi idareleri, siyasi mahkumlara düşman nazarıyla bakıyor ve bunlara ilgili hak taleplerinde bu nazarla yaklaşıyor. Mahkumun insani olan talepleri dahi ardında siyasi bir amaç, siyasi bir gerekçe gözetilerek olduğu varsayılarak reddedilmekte ve yerine getirilmektedir. Ailelerinden çok uzaktan ki cezaevlerine nakilleri yapılmakta, mahkumla birlikte ailelerin de cezalandırılması sağlanmaktadır böylece. Eşi, çocuğu, annesi, babası, akrabaları komple bu şekilde cezalandırılmakta. Adli mahkumlara bakış ise çok daha vahim bir durumdadır. Siyasi mahkumlar en azından bir birliktelikleri vardır. Bir siyasi düşünce etrafında bir araya geldiklerinden dolayı örgütlü bir yapıları var. Ve bu örgütlü yapı içerisinde kendini cezaevi idaresine karşı ezdirmemeye, bazı hak arama taleplerinde bulunabilmekte. Ama adli mahkumlarda bu birliktelik olmadan dolayı idarenin tamamen keyfi uygulamalarıyla karşı karşıyadırlar. Ve yani af buyurun insan muamelesi dahi görmemekte. Sanki böyle bir hücreye tıkılmış, bir alana tıkılmış insan olmayan varlıklar gözüyle bakılmakta bunlara. Ve her türlü zulmü, her türlü kötü muameleyi bunlara yapabilmektedirler. Cezaevi iç idaresini cezaevi idaresi koğuşların iç idaresini mahkumların tekeline bırakmaktan. Güçlü olan içerideki kişi veyahut da kişiler diğer mahkumları ezmeye çalışmakta, otorite kurmaya çalışmakta ve böylece bunlar idare ile diğer mahkumlar arasında bir aracı pozisyona gelmekte. Onun aksine bir durum olduğunda içeride bu sefer rekabet başlıyor ve şu an Şanlıurfa'daki bu vahim hadise de bunun bir devamıdır. Bunun bir devamıdır. Cezaevi idaresi zamanında önlem almış olsa, bu insanların taleplerini dikkate almış olsaydı, ne istiyorsunuz diye konuşmuş olsa ve dikkate almış olsa, uygun bir çözüm yolu öğretmiş olsaydı, bugün belki bu hadise olmayacaktı. Acilen Urfa Cezaevi başta olmak üzere yetkililerin acil bir şekilde hemen oradaki bütün o valide görevli olan bütün personel, çünkü burada ciddi bir ihmal da vardır. Güvenlik sebebiyle yangın çıkmışsa, çünkü daha önce de gördük bunu. Daha önceki orada da gördük. Cezaevi aracının yanması olayında da gördük bunu. Askerler hepsi kurtuldu ve mahkumlar içeride cezaevi ring aracının içerisinde diri diri yandırılır. Güvenlik sebebi işte, eğer kapıyı açsa da kaçabilirler. Yangın çıkmış cezaevinde büyük ihtimalle ve yine güvenlik eksenine yaklaşılmıştır. Kapıları açarsak mahkumlar dışarı çıkabilir, birine zarar verebilir ya da kaçabilir endişesiyle. Geç müdahale edilmiş olabilir. Bu konuda ihmal veyahut da kasıt. En azından ihmal vardır ve bu ihmali bulunan
tüm yetkililerin açıklanması lazım. Soruşturmanın ciddiyete sürdürülmesi lazım ve bunun diğer cezaevlerine de örnek olması lazım. Diğer cezaevleri de böyle bir olay patlak vermeden bir an önce bütün şikayetler dikkatli bir şekilde incelenmeli ve bu şikayetler yerine getirilmelidir. Bunu yapmadığı takdirde cezaevi müdüründen bakanına ve hükümete kadar herkes sorumlu olacaktır. Ve yine şu anda biliyoruz ki cezaevinde bulunan insanlar, özellikle siyasi mahkumların birçoğu eften püften sebeplerle cezaevinde bulunmakta ve 1991 yılından bu yana siyasi mahkumlar için herhangi bir yasal düzenleme lehlerine, cezaevlerini tahliyelerine yönelik, boşaltmaya yönelik herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Ve bir an önce siyasi mahkumlar için de böyle bir düzenleme yapılmalıdır. Bu düzenleme ile en azından siyasi mahkumların cezaevinin birçoğunun cezaevinden çıkması sağlanabilir. Bunun yolu da çok kolaydır. Terörle mücadele kanununda şu an yarı oranda artırımla ilgili bir madde var. Şu an özel yetkili mahkemelerin durumu görüşülüyor. Ve özel yetkili mahkemelerin kanatımızca da kaldırılması gerekiyor. Çünkü istiklal mahkemelerinin, bir dönemin istiklal mahkemelerinin devamı olan devlet güvenlik mahkemelerinin de devamıdır bunlar. O zaman en yakın, en pratik çözüm olarak bunu yaptığı takdirde cezaevlerinde örgüt üyeliğinden mahkum olanların birçoğu hemen çıkabilecektir. Ve cezaevinde yine bir boşalma olacaktır. Artı dediğim gibi siyasi mahkumlar, özellikle eylemle suçlanan şahıslar içinde 20 yıldan fazla cezaevinde olan insanlar var. Ve bu insanlar için de bir düzenleme yapılması gerekiyor. 20 yılda eğer siz bir insanı cezaevinde devlet bakış açısıyla bakarsanız, ıslah edememişseniz, bunu siz 20 yıl daha geçse yine yapamayacaksınız. O zaman yani devlet kendi bakış açısını, mahkumlara yaklaşımını gözden geçirmelidir. İnsanı yaşam koşullarını sağlamalıdır. Ve bu insanların bir an önce o sıkıntılardan kurtarılması gerekiyor. Devlet olmanın vasfı odur. Devlet kendisine karşı işlenen suçlara karşı ayrı bir ceza, ayrı bir muamele. Vatandaşın birbirine karşı işlemiş olduğu suçlara da ayrı bir muamelede bulunamaz.